Buyurun geliyor ilk dört harfli cevabın sorusu. Kedilerden çok bahsettik. Köpekleri ürkütüp kaçırmak için çıkarılan sesi Hoşt. Tanımlayan söz. Hoşt. Şimdi naftalinli bir sözcük diyemem. Çünkü hali hazırda kullanılan bir kelime bu. Fakat mesela eş anlamlarını verdik ya, hı hı. onlara nazaran biraz daha gerilerde kalmış gibi. Buyur. Olay hadise bu anlamdaki Arapça kökenli bir sözcük. Eski bir kelimedir. Olay anlamına gelir. Olay kadar yeni değil. Hadise Anladım. Kadar eski ama hadiseyi Anladım. Daha çok kullanıyoruz. Belki de meşhur şarkıcımız doğrultusunda. Anladım dediğiniz ama. Polisiye olay. Polisiye. Tarih bilginizi biraz şöyle bir gözden geçirin. Evet. Hayriye olayı. Vaka. Vaka! 400 puan değerinde. Biraz süre harcadılar. Canım sağ olsun. 5 harfli cevaplara ulaşmadık mı? Ulaştık efendim. Bakın 3. soru. Bilinmezden haber veren kişi. Falcı. Olabilir. Ya ilerisinden bahsediyorsa. Hmm. 200 sene ilerisinden, 1000 sene ilerisinden bahsediyorsa. Eski nesil fütürolog. Medyum değil. Medyum değil. Eski nesil fütürolog. Gelecekten haber veriyor. Bulursunuz bunu. Çok gelmedi. Çok ünlü bir tanesinin ismi var da kötü kötü bakıyor Ilgın Hanım. Şimdi söyleyemiyorum. Hani onların söyledikleri şeye de başka bir şey söylerim. Nokta noktaları. Ermiş. Ermiş değil. Kahin ya. Kehanet evet. yahu. Üzüldük. Olsun. Canım Eğlenelim. Sağ olsun. Buyurun. İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri. Yine yani eski ise de vaka kadar eski bir kelimedir. Espri. Bir harf alayım. Buyurun. Mesela espritüel diyoruz. Eskiden derlermiş ki nokta noktadan. Noktadan diyorlarmış. Ben bir harf daha aldım. Aldık bir Gittim. Tane daha. Evet. Nükte. Nedir? Nükte mi? Ya kendinizden emin olun artık. Üzdünüz beni. Ben Buyurun gelsin değilim. Yeni soru. Mastarla bitiyor. Sıvıyı bir alet yardımıyla içindeki katı maddelerden arındırmak. Yani o sıvıyı süzmek. Süzmek. 600 puan daha. Haydi 6 harfli cevapları bitirelim. Bakın nasıl bir soru. Bu da süzülmekle ilgili bir soru. Hava akımlarından faydalanarak uçan motorsuz hava taşıtıdır. Genellikle başka bir hava aracı tarafından ya da yerden eğer ki platform uygunsa çekilerek havalandırılır. Harf alayım. Sonrasında bağını koparır, kendi başına hava akımlarıyla uçar. Planör. Neydi onun ismi? Planör. Planördü onun ismi. Benim korktuğum soru şuydu. Gelsin. 7 harfli. Evet, bugünün en zor sorularından kabul etmek lazım. En uygun, en elverişli anlamında Fransızca kökenli bir sözcük bu. Genellikle düzey için kullanılır efendim. Düzey. Nokta nokta düzey derler mesela. En uygun düzey, en elverişli İdeal düzey. İdeal değil. Nokta nokta stok düzeyi. Münasip nokta nokta değil. Tüketim düzeyi. Optimum. Nedir? Optimum. Özge Hanım'a bakın siz. Bravo.